Merhaba, güzel ailemiz, güzel takipçilerimiz. Emine Hanım hasta olduğu için kendisi ekranlara çıkamamaktadır. Onun yerine ben size bu hafta sağlıkla ilgili bilgi vereceğim. Kendim ebeyim. Ketem'de çalışıyorum. Devlete bağlı bir birim. Ketem ne diye sorarsanız kanser eğitim araştırma teşhis merkezi olarak geçmektedir. Ketemlerde 3 çeşit kanser taraması yapılmaktadır. Meme kanseri, rahim ağzı kanseri, ayrıca kalın bağırsak kanserinin ön testi yapılmaktadır. Meme kanseri için mamografi çekilmektedir. Mamografi çekimi yapılınca Ankara'daki radyoloji doktorlarımız mamografiyi değerlendirmektedirler. Türkiye'nin bütün ketemlerini oradaki radyoloji doktorlarımız değerlendirmektedir. Anormal bir şey çıktığı zaman teşhis merkezlerimiz var. Oralara yönlendirme yapıyoruz. Ayrıntılı ultrason çekiliyor. Ücretsiz bir testtir. 40 ile 69 yaş arasındaki bayanlara yapılmaktadır. Türkiye'nin 81 ilinde mevcuttur ketemler. Ayrıca bazı ilçelerimizde de mevcuttur. Ankara'daki radyoloji doktorlarımız Türkiye'deki bütün ketemlere hizmet vermektedir. Mamografi dışında ayrıca HPV DNA testi yapılmaktadır. Bu da rahim ağzı kanserine sebep olan virüsü taramak için yapılan bir test. 35-65 yaş arasındaki cinsel hayatı olan bütün bayanlara yapılan bir testtir. Bu da biz bazı il merkezlerine gönderiliyor test örnekleri. 5 yılda bir yapılıyor. Eğer negatif çıkarsa, anormal bir şey çıkarsa yılda bir kez tiplerine göre değişmektedir. Bunun için de üst basamaklara sevk ediyoruz. HPV DNA testini yaptırmak için koşulları var. Eşinizle son 3 gün birliktelik olmayacak. Rahimden, alt bölgeden fitil herhangi bir ilaç almıyor olacaksınız. Adet kanamanız olmayacak. Ücretsiz yapılıyor. Koşullarınız uygun olduğu koşullarda ketemlere başvurabilirsiniz. Ayrıca aile sağlığı merkezlerinde aile hekimleri tarafından da yapılmaktadır. Maliyeti çok yüksek olduğu için birçok kişi bu testi bilmiyor, simirle karıştırıyor. Kadın doğumda yapılan simirle aynı şey değildir. HPV DNA testi rahim ağzı kanserine sebep olan virüsü taranan bir testtir. Fakat simir normal enfeksiyona bakılan bir testtir. Onun için ketemlerde, Eğitim Araştırma Hastanesi'nde ve sağlık ocaklarında yapılıyor. Yani aile sağlığı merkezlerinde yapılıyor. HPV DNA testinde tip 16 ve 18 çıktığı zaman bunlar önemlidir. Bunun için üst basamağa sevk ediliyor. Ayrıntılı kolposkopi yapılıyor. Doktor karar veriyor, kadın doğum doktorları. Tip 18'in 18 ve 16 dışındaki tiplerde de yılda bir kez yapılıyor. Eğer sonucu negatif çıkarsa HPV DNA testinin, bu da 5 yılda bir rutin yapılması gerekiyor. İhmal edilmemesi bir durum. Evet, kadın olarak mahrem bölgesini açmak zor geliyor olabilir ama çok önemli bir testtir. Yaygındır şu an Türkiye'de. Ücretsiz olduğu için bence her bir kadının bunun yaptırması gerekiyor, cinsel hayatı olan bir kişilerin. Çünkü cinsel koşullarla daha çok ulaşılıyor. O yüzden hiç ihmali olmaması gerekiyor. Ücretsizdir. Maliyeti çok yüksek olduğu için bence ketemleri değerlendirin derim. Bir ketemde çalışan birisi olarak. Bunun üzerinde daha çok durmak istiyorum. Ayrıca Gaita'da gizli kan kiti dediğimiz bir kit veriyoruz. Bu da kalın bağırsak kanserin ön testi. Bu da çok kolay bir testtir. Küçük bir şeydir, önemsiz gibi görünüyor ama önemli. Bu da evde yapılıyor. Biz hastalarımıza kitleri veriyoruz, kullanımını anlatıyoruz. Evlerde kendileri yapabiliyorlar. Bunun için de büyük abdest tahlili, yani çok kolay bir test. Bunu da ihmal etmeyin. Ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olanlar daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu da aile hekimliklerinde dağıtılıyor ama ketemlerde de var. Ketemler bu şekilde hizmet vermektedir. Yani hiçbir bayan, erkeklerde de Gaita'da gizli kan testi bakıldığı için bayan ve erkekler dikkat etmesi gerekiyor. Erkekler ve bayanlar Gaita'da gizli kan testi içinde yaş sınırlaması var ketemlerde.
50 yaşla 70 yaş arasında. Ama ailede kalın bağırsak kanseri öyküsü olanlara biz tabii ki veriyoruz. Koşullarını, yaş sınırlamasına bakmaksızın bu şekilde hizmet veriyoruz. Sağlığınıza dikkat edin. Kanser artık daha yaygınlaştı. Şimdilik 3 tane kansere bakılıyor ama umarım ketenlerde daha birçok kanser hizmeti olarak verebiliriz. Sevgili güzel ailemiz, kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.